Bir başka başlık, Altılı Masa'nın hükümet programı 9 başlıktan oluşuyor. Bu hükümet programı burada ele alınacak. Temel politikalar ortak çalışma grubu kurulmuştu. Bu başlıklar bildiğimiz gibi ama en başa hukuk ve adalet ve yargı var. Daha sonra kamu yönetimi, şeffaf denetim, yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel bölgesel konular, bilim, teknoloji, eğitim, öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve onun dışında savunma başlıkları çalışılmıştı. Bu ele alınacak. Devam edelim haberlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilerin maaşlarına 2023'ün ilk 6 ayı için yapılacak zammı %30'a çıkarmasının hemen ardından AK Parti milletvekilleri harekete geçtiler. Bu zamların ödenebilmesi için kanun gerekiyor ve teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Yasa teklifi AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve 62 milletvekilinin imzasıyla meclise sunuldu. Teklif, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi başlığını taşıyor. Teklif, kamu görevlilerinin aylık ücretleriyle malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranının %30 olarak uygulanmasını öngörüyor. Teklifte en düşük emekli maaşının 5500 Türk lirası olarak belirlenmesi de yer alıyor. Teklif yasalaştığında işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2023 yılının Haziran ayına kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 100 liradan 400 Türk lirasına çıkacak. Siyasette erken veya öne alınmış seçim, hatta 14 Mayıs tarihi konuşulurken muhalefetteki en büyük blok 6. Masa 10. toplantısını bugün yapıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu bu toplantıda kenarından köşesinden gündeme gelebilir. Ayrıca Altılı Masa'nın hükümet programı bir başka başlık. Diğer başlıklar da var. TV100 editörü Ertuğrul Tunç ayrıntıları verecek Altılı Masa toplantısıyla ilgili olarak. Oğuz Aksever liderlerin gelişi an itibariyle başladı. İlk olarak tabii ki ev sahibi lider Ahmet Davutoğlu gelmişti. Hemen onun ardından da kameraman arkadaşım Yetkin Torlak sizlere gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk gelen lider oldu Altılı Masa toplantısına. 2023'ün ilk Altılı Masa toplantısına. İki lider şimdi kapıda bir poz verecekler, el sıkışacaklar basın mensuplarına karşı ve içeri geçecekler. Bundan önceki görüşmelerde olduğu gibi ev sahibi lider tüm liderleri kapıda karşılayarak içeri buyur edecek. Tabii ki bugünün önemli gündem maddeleri var. Onlardan bir tanesi 100 küsur sayfalık bir ekonomi çalışması gelecek masaya. Bu ilk kez gelecek. Bunu belirtmekte fayda var. Altını çizelim. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu davası da bugünkü masada ele alınacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı da yine önemli bir diğer başlık olarak öne çıkıyor. Bugünkü toplantıda kaç yardımcı olacak? Olacaksa görevlerin dağılımı nasıl olacak? Tüm bunlar bugünkü toplantıda ele alınacak. Ancak tabii ki bir de liderlerin üzerinde uzlaşamadığı konular var. Onlardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi konusu. Saadet Partisi bu konuya şerh koymuş durumda. Bu yine ele alınacak çünkü Cumhuriyet Halk Partisi eğer iktidar olurlarsa ilk hafta içerisinde söz konusu uzlaşıyı bir an önce hayata geçirmek istiyor. Yine İyi Parti'nin de seçim vaatleri arasında İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesi yer alıyor. Bir diğer üzerinde uzlaşılamayan konuysa tabii ki mültecilerin gönderilmesi. Bununla ilgili olarak Demokrat Parti'nin bir çıkışı vardı. Diyorlar ki bizler onurlu geri gönderiş ifadesine karşı çıkıyoruz. Bunun yerine şartsız ve amasız tüm mültecilerin ülkelerine iade edilmesi gerekiyor. Yine bugünkü toplantıda ele alınacak bir diğer başlık bu ve üçüncü üzerinde uzlaşı sağlamayan konu da tabii ki geçiş süreci yol haritasında eş güdüm kurulu oluşturulması. Saadet Partisi bu noktada birazcık da bu konuya mesafeli. Yine söz konusu aşamanın da aşılarak altı liderin ortak bir mutabakatta söz konusu uzlaşıyı da bugün sonuç bildirgesinde açıklamasını bekliyoruz. Bu kadar sınırlı değil tabii ki masadaki konular. Bir diğer önemli başlık da Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle karşı çıkmış olduğu, aslında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü konusu. Hatırlanacağı üzere Cumhur İttifakı bir anayasal düzenleme hazırlamıştı ve bu meclise sevk edildi. Buna ilişkin olarak liderlerin nasıl bir
yol izleyeceği, nasıl bir tavır takınacağı da bugün masada olacak. Özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söz konusu teklifle ilgili olarak bir çalışmayı sunması bekleniyor ve bu çalışma etrafında da yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçuları hazırlatmış olduğu bir diğer çalışmayla da eksileri artıları masaya koyması bekleniyor. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi şartsız evet denmesi konusunda bir tutum sergiliyor söz konusu teklifi, ancak diğer partiler birazcık daha mesafeli duruyorlar. Bu konuda bugün ele alınacak ve tabii ki en çok merak edilen başlık, o da Cumhurbaşkanı adaylığı konusu. Bugün bir ismin masada olmayacağını söyleyebiliriz, ancak tabii ki tartışmalar çerçevesinde de yine söz konusu durum ele alınacak. Örneğin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir açıklaması vardı. Tabii ki konuşuluyor, konuşulacaktır. Özellikle de kamuoyunda çok dile geliyor. Bizler de masada isim olarak ele almasak da söz konusu durumu genel çerçevesiyle bugün görüşeceğiz dedi. Peki biz bir ismi ne zaman duyabiliriz diyecek olursanız, onu da bir sonraki toplantıda, yine Ocak ayı bitmeden özellikle İyi Parti'nin ev sahipliğindeki toplantıda duyabileceğimizi söyleyelim. Şimdi de ikinci gelen lider Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Aslına bakacak olursak saat 12'de toplantının başlamasını bekliyorduk. Şu anda saat 12.08 ve de sadece iki liderin geldiğini söyleyebiliriz. Ev sahibi Ahmet Davutoğlu ile birlikte de 3 lider, yani altılı masanın yarısı şu anda Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bulunuyor. Söz konusu maddelerinin yanı sıra bugün ele alınacak bir diğer konuda uzlaşılmayan söz konusu başlıkların dışında tabii ki Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın olası adaylık açıklaması gündemde çok konuşuldu. Bu açıklamada yine bugün ele alınacak, ancak öne çıkan ismin tabii ki de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun altını çizelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Biraz önce son dakika bilgisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi aktarmıştık. Başlıkları vermiştik. Ebru Balıkçı'dan alıyoruz bilgileri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve önemli konular ele alındı. Enerji konusu başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye ve çevresindeki bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ifade etti ve kısa süre içerisinde yol haritasını tamamlayacaklarını ve somut adımlar atmayı hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakerelerin olumlu bir sonuç verdiğini de ifade etti ve bundan sonraki süreçte barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine terör örgütleri için de bir ortak, aslında bir yol haritası, yani ortak bir tavır mesajı verdi Putin'e. PKK, PYD ve YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle de Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut bir adım atılması gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı Vladimir Putin'e.